imamların ve müezzinlerin para alarak namaz kıldırmalarına mesela çok laf ediliyor. Bununla ilgili bir Şimdi şöyle, yani imamlar namaz kıldırdığı için para almıyor. Devlet imamlara maaş veriyor da, niye maaş veriyor? Şimdi imamın kendi karnını doyurması lazım. Evlendi, eşinin nafakasını temin etmesi lazım. Çocuklarının yeme içme diğer ihtiyaçlarını karşılaması lazım. Bakıma muhtaçsa işte anne babasının ihtiyaçlarını karşılaması lazım. Bütün bu ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ve kendisini camiye hapsettiği, başka bir iş yapmadığı için bu amaçla parayı alıyor. Yoksa namaz kılmak ve kıldırmak bir ibadettir. İbadet parayla yapılmaz. Kimse namaz kıldırdığı için para almıyor. Yani eskiden Osmanlı döneminde imam hatiplere hademe-i hayrat deniyordu. Hayra hizmet edenler anlamında söyleniyordu. Dolayısıyla imam hatiplere devletin para vermesi çok isabetlidir. Yoksa camiler görevlisiz kalır veyahut da cemaatin içerisinden sen kıldıracaksın, ben kıldıracağım kavgası olur. Devlet camilere görevli tahsis etmezse camiler işte A örgütünün, B cemaatinin, bilmem ne cemaatinin vesaire diye maalesef Pakistan'da olduğu gibi camiler gruplara, cemaatlere, kliklere, mezheplere bölünmüş olur. Ülkenin birlik ve bütünlüğü, Müslümanların kardeşliği açısından bu tehlikeli bir şey olur. Onun için bu ta Peygamberimizin zamanında da mahalle mescitlerinde imamlar vardı, Peygamberimizin müezzini vardı. Dolayısıyla imam hatiplerimizi namaz kıldırdığı, hutbe okuduğu için maaş alıyor diye düşünmemek lazım. Kendisini camiye hizmet etmeye adadığı için, başka bir iş yapmadığı için, cami görevlisi olduğu için maaş alıyor. Bunu böyle düşünmemiz lazım.